Sevgili dostlarım, herkese hayırlı sabahlar dileyerekten başlıyorum. Ekranınızda standart yasal uyarımız kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemektedir. Evet, standart yasal uyarımızı yansıttıktan sonra şimdi sırasıyla hisselerimizin teknik analizini yapalım. Öncelikle piyasa ile ilgili X100 BIST 100 endeksine şöyle bir bakalım. Haber akışlı piyasa takip edin. Çünkü sert düşüşler devam edebilir. Ki zaten bir düzeltme bekliyorduk. Amerika-İran gerilimi bunun üzerine artık bir tuz biber oldu diyebiliriz. Yani dikkat ediniz arkadaşlar. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörlerde bir geriye doğru gevşeme emarelerini görebiliyoruz. Özellikle 4 saatlik grafik üzerinden Ichimoku bulutuyla bakacak olur isek, yani normalde yükseliş trendimizin devam ettiğini görüyoruz. Ancak bakınız, endeksin hem Kijun Sen hem Tenkan Sen çizgilerinin mavi ve kırmızı çizginin altına sarktığını görüyoruz. Bu bir uyarıdır. Buluta doğru bir yöneliş olabilir ki bu da düşüş anlamına gelir. Şimdilik bu şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Piyasayı mutlaka ve mutlaka çok yakından haber akışlı takip etmenizde fayda var diyorum ve şu şekilde de bir çizgi çizdiğimiz zaman bakınız, bu destek çizgisinin de kırıldığını görüyoruz. Sadece uyarmak istiyorum. Yani her an her şeyin olabileceği bir konumdayız. Yani burada eğer Tenkan Sen çizgimiz 114.274 bandı üstüne atabilirsek tekrar piyasada bir rahatlama olabilir. Ama bu seviyenin üzerine atamaz isek, yani Tenkan Sen dediğimiz mavi çizgi arkadaşlar, bakınız. Şurada da yazmakta değerimiz. Bakınız, hemen şunu işaretleyelim. Bakın şu bölgede 114.274. Artık bu seviyenin üzerine atabilsek ne ala, ancak bugün yine düşüşler gelebilir. Dikkat edin. Çünkü hala ortam gergin ve hala yeni artık şeylere, olaylara gebe. Dikkat edin arkadaşlar. Sadece uyarmak istiyorum. Şimdi sırasıyla şöyle 4-5 adet de BIST 30 hisselerinden bir analiz yapalım. Ereğli ile başlayalım. Yani BIST'teki durum neyse Ereğli'de de şu anda o arkadaşlar. Yine 4 saatlik grafik üzerinden baktık. Bir geriye doğru salınım söz konusu. Ama şunu da söyleyelim, güçlü duruyor arkadaşlar. Ereğli, onu da burada ifade edelim. Şöyle sara bakalım. Sarda bir sıkıntı yok. Yani duruşu güçlü arkadaşlar. Hani Ereğli bu konuda sağlam. Şu şekilde bir destek hattı oluşturacak olursak, bakın yine burada bir kırılım bahsedebiliriz. Bu da bir düşüş işareti olarak karşımıza çıkar. Evet. Burada 21 günlük hareketli ortalama destek olarak algılanabilir. Şimdilik bir bozulma yok. Ereğli gerçekten güçlü ama piyasada bir sıkıntı olacağı için bu Ereğli'ye de yansıyacaktır arkadaşlar. TAV havalimanlarına bakalım. Arkadaşlar, bu da teknik anlamda bir negatif konum içerisinde şu anlamda. Bakın şu RSI
bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Burada RSI'yi takip edin. Bakınız cetvel gibi. Bakınız 1, 2, 3. Bakınız 4. noktaya yakınız. Aşağı yönlü kırılır ise şöyle 54.700-54.500 bantlarına doğru sarkma gerçekleşir ise RSI'da dikkat edin, aşağı yönlü uçabilirsiniz. Yine zaten burada destek hattımız net. Burayı iyi takip edin. Bakınız. Şimdilik bir geriye doğru bir çekilme söz konusu. Bu destek çizgisi 28.500 bandından geriye dönebilirse ne ala. 28.500 bandından aşağı doğru sarkma olursa da tehlike arz eder. Ona göre takip edin. 28.500 TAV'daki destek hattınız olsun. BİMAŞ. BİMAŞ güçlü duruyor arkadaşlar. Ancak dediğimiz gibi piyasada bir negatif hava oluşacağı için burayı da etkileyebilir. Yani şurada bir kırılım gerçekleşmiş. Hacim güzel. İndikatörlerde şimdilik sadece stokastik RSI'de bir sıkıntı söz konusu. Diğerleri olumlu. İçimoku bulutu üzerinden bakacak olursak İçimoku bulutu da çok güzel. Yani bakın İçimoku bulutu üzerinden bakacak olursak bir alım sinyali üretmiş durumda sevgili dostlar. Bulutun üzerine çıkmış. Yani şimdilik olumlu. Yani bir maçın teknik anlamda bir sıkıntısı söz konusu değil. Ama piyasa buna ne der onu bilemiyoruz arkadaşlar. Şöyle 46.500 destekli takip edilebilir. Bir maçın grafiği güzel. Zoren. MACD indikatörü satışta RSI zaten bakın işte bizim asıl değindiğimiz nokta bu. Bakın RSI şu şekilde bir yükseleni kırdığı an gemiyi terk edeceksin sevgili dostlar. Bakın şurada kırılım tam da tepe noktasında gerçekleşmiş. Şu noktada kırılım gerçekleşmiş. Gemiyi terk edeceksiniz. Yani düzeltme de yapsa bu düzeltmeye yakalanmayacaksınız. Dipte tekrar alırsınız almak istediğinizde. Bakın burada da yine tam sınır hattındayız. 1.57-1.55 bantları veya özellikle alt bantta bakınız 1.54. Yani 1.54-6 stoplu takip edilebilir. Dikkat edin derim Zorane'de. Yani şuradaki kırılım önemli olacak. 1.54 stoplu takip ediniz. TSKB'ye bakalım. Aynı şekilde bunun da bariz bir destek çizgisi var. Bakınız. Kırılırsa satış verir. Şimdi kırılmamış. Yani bu kırılımı beklemek lazım. Kırılmazsa yola devam. Yani burada 1.08 bandı destekli takip edilebilir. İçimoku bulutu üzerinden bakalım. İçimoku'da da yine yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Bir satış vermemiş. Bollinger bandı. Alt banda dokanmış, orta banda yukarı çıkmış, sar, parabolik sarda satış vermemiş, EMA Cross, bunda da satış yok. Yani şimdilik kırılım beklenmeli arkadaşlar. Eğer destek çizgisini kırarsa o şekilde satış yer. Yoksa indikatörlerde bir bozulma yok. Bakalım, RSI'ye bakalım. RSI tam sınır hattında arkadaşlar. Ya söylediğim gibi 57.20 bandı da RSI'de stop noktanın stokastik geriye çekilmiş. Burada sınırdayız. Hem RSI'de hem hissede görüldüğü üzere 1.07 bandı alt stoplu takip edilebilir. Kozal artık herhalde Amerika-İran gerilimi altını fırlatır. Kozal haber akışlı olumlu diyebilirim. Şöyle baktığımız zaman epey bir dikdörtgen formasyonu haline bürünmüş. Bakın şurada kendini muhafaza ediyor şu bölgede. Artık kırılım yukarı verirse yukarı gider arkadaşlar. Burada bekleme modundayız. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum. Kozal gibi bir hissede uzun vade olan yatırımcı kazanır arkadaşlar. Evet.
Biz bunu 30 TL'deyken de söyledik. 50 TL'deyken de hep bunu söyledik. Evet. Yine bir destek dönüşü. Umarım yukarıdaki tepe noktası şöyle 77-70 bantları aşılırsa Kozal yönü yukarı arkadaşlar. Şöyle 77-70-80 neyse. Ufaklık sürat önemli değil. 77-70 bantları üzerinde olumlu. Burada formasyon gereği kırılım gerçekleşirse bir tık daha yukarı hareket oluşacaktır. Ve hedefi ilk etapta şöyle baktığım zaman 77-73 arada 4 TL'lik fark olduğunu düşünürsek 81-82 bandına doğru bir hareket oluşabilir Kozal'da. Evet, yatırım tavsiyesi olmadan şöyle bir sabah değerlendirmesi yaptık. Piyasalara dikkat edin arkadaşlar. Yani endeks bugün itibariyle eksi açma ihtimali yüksek. Çünkü ortada bir belirsizlik var. Yani siyasi anlamda pek muhabbet etmek istemiyorum ama Amerika'nın hamleleri, büyük ihtimal Trump'ın seçim yatırımı olarak İran'ı ben vurmasını değerlendiriyorum. Trump'ın başı dertte İran'ı kullanıyor. İran'ın en önemli ismini vurdu. İran ise ne yapıyor? İlk defa bir kırmızı bayrak çekmiş arkadaşlar. Bir savaş ilanı. Yani anında İran bir şey yapabilir mi? Yani onu da zannetmiyorum ama bir hamlesi olabilir. Direkt bir savaş anlamında bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama dikkat edin. Yani bu piyasayı etkileyecektir. Özellikle İran'daki Amerika-İran gerilimi, belirsizliği, Irak üçgeninde piyasalarımıza olumsuz yansıyacak. Altın fiyatlarında ve petrol fiyatlarında yükseliş olur. Ona göre takibini sağlayın. Haber akışlı tamamen tekrar ara ara videolar paylaşarak değerlendirme yaparız arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Herkese bol kazançlar. Kanalımıza abone değilseniz sağ alt köşede abone olmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz.